bir takım insanlar kamu görevinden çıkarıldılar. Mesele bundan ibaret gibi algıladık. Fakat zaman bize gösterdi ki burada işleyen pratik sadece bir istihdam ilişkisinin son bulmasından ibaret değil. Burada bir sivil ölüme mahkum edilme süreci aşama ve aşama işletildi. Ve buna yaşadığımız şey bir Nazi uygulamasıdır, bir Nazi hukukudur dememiz sadece böyle bir hani vurgulamak için kullanılan bir retorik değil. Gerçekten çok tipik olarak şuna uyuyor. İşte bu Nazi pratiğinde bir takım yurttaşların öncelikle yurttaşlık hakları sınırlandırıldı. Aryan ırktan olmayanların devamında yurttaşlıktan adeta çıkarıldılar. Ve süreç hatta böyle başladı. Yani Yahudilerin, işte Çingenelerin bir takım kamu görevlerinde çalışmaları yasaklandı. Mesela üniversitede çalışmaları yasaklandı. Bu süreçlerden dışlandılar. Aşama aşama bu dışlama bir gettoda yaşamaya kadar vardı. Ve sonunda işte soykırıma kadar ulaşan bir süreç oldu. Ve mantık, pratik aynı vehamette olmasa da, elbette Nazi Almanyası bambaşka bir tecrübeydi insanlık açısından. Mantık aynı mantık. Bir takım insanları başka bir yurttaşlık statüsüne ve belki de yurttaş olmayan bir statüye itekleme pratiğiydi bu. Ve hatırlarsanız 31 Mart seçimlerinde KHK'ların oy verip vermeyeceği bile tartışıldı. Hatta iktidar partisi YSK'ya yaptığı başvuruda KHK'ların oy veremeyeceğini söyledi. Yani en temel siyasi yurttaşlık hakkından mahrum olduğumuzu iddia etti iktidar partisi. Keza KHK ile ihraç edildiğimiz kamu görevi, yani kamu görevinden ihraç edilme durumumuz da aslında bizim bir siyasal hakkımızın gasp edilmesidir. Anayasada siyasal haklardan birisi kamu hizmetlerine girme hakkı olarak tanımlanmıştır. Ve bu der ki, bu madde der ki, her vatandaş kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Kamu hizmetlerine girmekteki tek kriter görevin gerektirdiği niteliklerdir. Yani liyakat dediğimiz meseledir. Liyakat sahibi her vatandaşa siz kamu hizmetlerini açmaya mecbursunuz. Yani İçişleri Bakanı Soylu dedi ya, ben güvenmiyorum kardeşim, çalışmak zorunda değilim bu insanlara dedi. Hayır Soylu Efendi, burası senin dükkanın değil, babanın çiftliği değil, burası bir şirket değil. Burası anayasayla tanımlanmış bir devlet ve anayasa bütün yurttaşları bu hakkı tanımış, kamu hizmetine girme hakkını. Bu senin inisiyatifinde olan bir mesele değil. Şimdi biraz kendi alanıma doğru gelecek olursam, akademimdeki durum. Şimdi akademide yanlış bilmiyorsam 6000 gibi bir sayı var toplamda, değil mi? 6000'e yakın bir sayı var ihraç edilen. Bakın hani 12 Eylül'ün 1402 hikayesi, üniversitedeki tasfiye hikayesi. Tabii 1402 sadece üniversiteyle ilgili değildi ama hani üniversiteyle ilgili bir boyutu vardı. Bunun üzerine benim bildiğim en az 3 tane kitap çıktı. Yani 1402'likler meselesini anlatan tezlere konu oldu. Bir sürü hikaye, ihraç edilen hocamızın sayısı, öğretim üyesi sayısı 150'dir arkadaşlar. Yani 12 Eylül faşizmi 150 tane öğretim elemanını ihraç etmiştir. Geri dönelim, bir önceki askeri darbe, yani askerin doğrudan yönetime el koyduğu zamanı dönelim. 27 Mayıs darbesi. 27 Mayıs askeri junta yönetimi 147 öğretim elemanını ihraç etmiştir. Yani bakın 6000 nere bu askeri yönetimlerin ihraç ettiği öğretim elemanı sayısı neresi? İşin bir başka boyutu şu, şimdi bize özel, akademisyenlere özel şöyle bir düzenleme getirdiler yine bir KHK ile. Ola ki ben diyelim ki OHAL komisyon kararıyla görevime iade edildim. Yani OHAL komisyon dedi ki yanlışlıkla seni atmışız, senin bir şeyin yokmuş, problemin yokmuş. Bu durumda süreç şöyle işliyor, düzenleme diyor ki öğretim elemanı atıldığı üniversiteye dönemez, birinci kural. Yani ben, beni attıkları üniversiteye dönemiyorum. İkinci kural, Ankara, İstanbul, İzmir illerindeki bir üniversiteye dönemez. Üçüncü kural, tercihen 2006'dan sonra kurulmuş bir üniversiteye de görevlendirilir. Yani bana devlet hem diyecek ki pardon, biz seni yanlışlıkla atmışız diyecek ama beni aynı görevime iade etmeyecek. Ankara, İstanbul, İzmir 3 büyük şehirdeki bir üniversiteye beni atamayacak. Bana bir yer gösterecek. Bu aslında şey demek. Yani bu pek çok öğretim elemanını istifaya zorlamak. Aslında tasfiye sürecini sen masum da olduğunu OHAL komisyonu bile tespit etse bu tasfiye süreci işleyecek deyip böyle bir yere zorlamak. Çünkü işin bir tarafında da buradan boşaltılan akademisyen kadroları AKP'nin yandaş kadrolarınca da yeniden kurgulanmaya başlandı. İşte mesela ben size çok basit bir örnek söyleyeyim. Benim boşalttığım kadroda şu anda bir AKP milletvekilinin oğlu var. Yani gerçekten bu kadar somut bir şey yani. Benim ihracımdan bir yıl sonra oraya bir AKP milletvekilinin oğlu
o kadroya alınmış durumda. Başka bir şeye hocalarımız dikkat çektiler. Hani kesitlilerin, eğitim sahnelerin dosyalarını sona bırakmış komisyon diye. Aynı şekilde işte ben bir barış bildirisi imzacısıyım. Henüz imzasını çekmemiş, hala imzasının arkasında duran arkadaşlarımızdan, ki pek çoğumuz böyleyiz, hakkında herhangi bir karar verilen öğretim elemanı yok. Yani şey demiyorum, iade demiyorum sadece. Red verilen, red kararı da yok. Bu şunu gösteriyor, bizi sona bırakmışlar. Bu arada 1 Eylül KHK'sıyla atılan barış bildirisi imzacısı da var. İşte Aysun Başkanımız 1 Eylül'de, yani ilk KHK'da atılanlardandır. Son KHK'da atılan barış bildirisi imzacısı da var. Yani OHAL komisyonu incelemeye baştan da başlasa, sondan da başlasa, ortadan da başlasa bize denk gelmesi gerekiyordu. Çünkü biz her KHK'da varız barış bildirisi imzacıları olarak. Bize hiçbir şekilde denk gelmemiş olması bizi sona bırakıldığını gösteriyor. Muhtemelen siyasi irade bizimle ilgili ne yapılacağına karar vermemiş durumda. Ya da karar vermiş, hani red kararı verilecek. Ama o red kararını da olabildiğince geç verelim ki yargı süreci de geç başlasın. Yani bu kişilerin bu sürüncemede hali olabildiğince devam etsin. İşte iç hukuk yolları olabildiğince zor bitirilmiş olsun gibi bir amacı olduğunu da gösteriyor. Aynı zamanda bu süreçte işte malumunuz yurt dışı çıkış yasağından dolayı da pek çok arkadaşımız ayrıca bir mağduriyet yaşadı. Çünkü yani işte insanlar buradaki görevleri son buldu. Yurt dışında çok güzel burs olanakları buldular. Orada akademik hayatlarını sürdürme imkanları vardı. En azından bu süreci orada atlatma imkanları vardı. Yurt dışına çıkamadıkları için bunu da bu şekilde değerlendiremediler. Şu anda yavaş yavaş pasaport kararları gelmeye başladı ama red kararları da gelebiliyor. Kaldı ki hakkınızda uydurup dandirik herhangi bir soruşturma olması bu süreçte veya sonuçlanmamış bir dava olması yine de pasaport almanıza engel. Yani pasaport veriliyor anlamında da gelmiyor bu süreç.